değişimi için gelmiş bulunmaktayız. Sıramızı bekliyoruz yani. Sonra şu tarafa geçelim, branda yaptıralım. Daha oldu, paramız vardı. Keşke öyle şöyle şöyle gitsek, şuradan da şöyle çıksak işte. Nerede görürüz inşallah. Araba fark ettim, şöyle yatık. Bu tarafa da bir şey oldu arabanın. Evet, makasçıya götürüp baktıracağız. Zaten işlemler bittikten sonra makas attırırız diye düşünmüştük. Ama şu an belirgin bir şekilde araba bu tarafa yattı. Ne oldu acaba? Şimdi aynamız olmadığı için Zahit Bey telefondan şu an kendi ayna yaptı. İnanamıyorum. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Bir de şoförün olduğu yer yani bu. Şimdi çok bak, arkana bak. Yapıyorum. Ne dedi? Ben deneyeceğim, çocuk gitti ya şimdi. Sakince uzaklaş. Sen arkamı kolla. Ben kollamam. Merak ediyorum yani. Adımızı yazıyormuşsun. Bir de baştan. Ben hemen işlemi anlatayım. Burası çürüktü biliyorsunuz. Burası şimdi temizlendi. Alttan şöyle bir demir kaynatılacak içeriden. Üstünden demir kaynatılacak. Bence uzun yıllar götürür bu böyle. Zaten kapıyı değiştiriyoruz tamamen diyorsunuz. Artık arabanın büyük çoğunluktaki çürüklerin hepsini çözdük. Tabanı zaten çözdük. Evet. Ama biraz paramız gitti ama sağlam. Kapımız söküldü ama bir problem var. Menteşeler çıkmadı. Şimdi yer kapının menteşesi de çıkmıyor aldığımız. Buraya oturtamıyoruz. O yüzden şimdi bir tornacıya gidiyoruz. Evet, kapının pimleri uymadı bu kapıya. O yüzden tornacıya şimdi götürüyoruz arabayı. Ama bundan önce Zahit Bey Merve'yi aradı ve dedi ki size çok kötü haberlerim var. Ben dedim ki araba yandı herhalde. Merve de böyle evet hadi ya böyle konuşuyor. Söylemiyor da ne olduğunu. Ne oldu? Ay demeyin, gelmeyeceğiz ofise ya be. Neyse geldik, kapının pimi olmamış. Şimdi tornacıya gideceğiz. Kapının pimi çıkartabiliyorsa çıkaracak. Çıkartamıyorsa da yeni bir pim yapacak. Buradaki iş bitmiş zaten. Getirince hemen kapı üstüne bağlayacağız. Şey, problem ne biliyor musun? Yeni pim almak kapının 3 katı fiyatıymış. Bizim de paramız yok ya. Şimdi o yüzden söyleyeceğiz. De çok kötü bir durum yani bu bizim için. Gideceğiz. Sen bunu da Hakan mı dedi? Vallahi şimdi yanlış söylersem adam daha fazla ücret alırsa. Hakan dedi değil Hakan. Mi? Tamam, Hakan'ın oradan gelişeceğim. Kapıyı bırak, yarın al dedi bize. Arvizonda dedi ki ama orası bir ev ve kapısı yok dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın bir adam? İşte yapmayacaklar şu an. Neyse dedi ya, böyle bir baş belasıymışız gibi bize baktı. Tamam getirin dedi. Yani şu an yapıyoruz. Şimdi kapıyı aldık geldik. Bakalım ne olacak. Hava yine -5 ya. Yani bu akşam aslında atarız diye düşündük. Tabii kapıyı getirecek arkadaş 2 gün gecikti. Sağırsa fazla yap, zaten otobüs büyük. Ulan cezası bitmiyor ya. Zırbaya. Zırbaya.
Bayağıdır yine başladı esas. Şimdiye kadar yaptığımız... Şu an hiç duymak istediğim şey bunlar değil lütfen ya. Sana... Daha yeni başlıyoruz Astar'a. Seni bugün bırakın aradığım ama. Zaman ne dedim? Sana bir kötü haberim daha var. Evet, yolda Merve'nin tipini görmen lazımdı. Dedim ki araba yandı herhalde. Ne oldu diyor, kapı olmamış diyor. Dedim ya. Ağlayacağız. Tamam ama çözdük. Mette şeyi bak halledik. Çözdük. Bağladık çirkefin üstüne götürdük işte. Tamam şeyi ya şimdiye kadar makineyle zımpara yaptım. Yoruldun mu? Kol kasım çıktı. Bunu bence çok şey anlatıyor. Yarın daha büyük kaslar çıkacak. Şey yarışmaya kalsın. Boş ver ya. Yarışmaya katılan kadınlar var ya hani güç gösterisi yapıyorlar. Niyetimiz de yok ya. Sigortal iş. Teklif ediyorum sana. Bence bırak sen de karavan yap, gezin abi, boş ol, uğraşın. Geçsin, devam et, devam et, sorun yok. Hiç yabancılık çekmedim. Salla. Salla, salla, salla. Dibini sıyırsın. İçiyormuşsun. Bravo. Burak iyi mi öyle ya? Çok iyi. Geçti olmaz. Konuşturduğunuz. Ah, karıştır bunu şimdi. Bunu bana ver. Bak. Evet. Gel bunu şuraya koy. Poğaça çeker ne yaptık diye, biz ne yaptık diye boyu çekiyoruz ya. Hayatına memnun değiliz şu anda. Olan kişi biziz, biziz. Ben dedim tinar koklatmayın bana. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Bak, tam doldurmayacaksın tamam mı? Tamam. Bu kadar. Hava yapmasın diye tam doldurma. Bence Burak arkadaşımız bu işi daha güzel. Özge Usta gel. Özge. Öz mü? Mahmut atladı. Şu arabayı alacağız. Alalım. Alalım arkadaşlar. Şimdi gel. Gel sana birkaç şey en son yukarılara geçeriz. Sen kırmızı şort bile. Bak. Ay yetim ya. Şimdi. Vereyim mi? Evet. Sen de. Bak. Şimdi as. Çok bravo, çok güzel. Ben de devam ederim. Hepsini boyayın. Ben burayı boyayacağım, sonra sana bırakacağım. Ne yaparsan yani. Bravo! Bravo! Ondan sonra şimdi Burak devam eder. Yani ben bunu bir gün de boyadım. Sen de bir dakika boyarsın ya. Benim elimde. Şimdi tarak bu kadar açıyor ya. Birinci katı atarken şöyle attın. İkinci katı bunun yarısından dön. Böyle. Yani bak. Böyle inme. Böyle iniyorsun. Anladın mı? Hep bir katı o bir katın yarısına kadar gelecek. Şurada bak. Şöyle devam et. Böyle geri gel. Bak. Abi. Hayır. Bak buraya bu atmadın. Biraz daha gel. Tamam. Çok ince. Ben gidiyorum, yarın görüşürüz. Nasıl duruyor lan? Devam. Öyle o durmayacak. Oluyor mu? Oluyor. Beğendim, çok güzel. CSK artı 20. Bir de prim veririm sana. Oldu mu? Bak, şimdi atmadığım bir yer var. Sadece şu ara, gördün mü? Evet, gördüm. Oraya bir at. Tamam.
Ama daha bu bir kat, bir kat daha açacaksın ondan sonra. Atayım mı şimdi? At at. Şu mesafe ne biliyor musun? Senin böyle daha hareketli. Bunu tutmazsa bu elini ayağına dolar. Tamam. Bunu tut böyle. Bak atarken. Yok. 25 santim civarında bak. Allah'ım. Ya şu abi inanılmaz bir görüntü var. Ya arabanın tek rengi dün, renk fark etmiyor. Tek renk olması acayip bir hava kattı. Hani bu astar da olsa gerçekten bir hava kattı. Ve yeni yıla tek renkte girecek. Birisinin renkleri ama tek bir renkte girecek. Ya şu an zayıf devam ediyor. Yani o kadar profesyoneller ki. Hani biz deniyoruz, hani atıyoruz arada ama tabii ki bizim 10 dakikada attığımızı kendisi 1 dakikada atıyor. bir dakika ben bir atayım falan diye. Çok iyi ya şu an. Merve gösterdin mi? Tabii şu an her şeye var içerisinde. Şu an bir minik çay molası verdik. Boyamız da bitmişti. Onu da dolduruyoruz tekrardan. Sonra Aslar'a devam. Biliyorsunuz ki terası demonte yapmıştık. Ayaklarını vidalarla tutturmuştuk. Şu an yukarıda 13 tane vida tutuyor terası. Onları söküp terası çıkartıp aşağı indirip üst kata Aslar'ı o şekilde atacağız. Terası da yerde boyayacağız. Merve şimdi Aslar'ın kalan kısmına devam edecek. Ben de demir üstü demirleri sökeceğim. Aslar bizim işimiz olur. Kesinlikle. Şöyle vidalarla tutulu onları şimdi sökeceğim. Böyle. Sonra bunu böyle hop kaldırıp çıkaracağım. İkinci kata başladık. Üst kısmı da başlamış olduk. Saat gecenin şu an 1:30. Biraz acıktık. Nohut dürüm söyledik. Şimdi onu yiyeceğiz ve arka tarafın astarına devam edeceğiz. Lord da bizi asla yalnız bırakmıyor. Çok soğuk yalnız değil mi? Evet çok soğuk. Yine soğuğa denk geldik. Terası böyle, yani arabanın böyle durması işi çok zorlaştırdı. Sökemiyorum. Şimdi Özdur terasın demirlerini açtı. Aşağı indireceğiz. Yusuf da bir el atıyor. Terası indirdik. Nasıl indirdik? Bunu nasıl yerine koyacağız? Ben şey bir ara şey dedim. Bırak beni deprem tutabileceğimi inanmıyorum. Herkes bıraktı o sırada biliyor musun? Çünkü ben tutamayacaktım yani. Baş demir falan da değilim ama. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yusuf'a bana neler söyledi. Neler söyledi. Bu kulaklar neler duydu. Hemen anlatayım ne söylediğini. Hemen anlatayım. Demiri yukarıdan aşağı saldılar. Demir bana gelmiyor bir türlü çünkü. Elimi uzatıyorum, tutamıyorum. Neymiş de demir yere indiğinde bana değmiş. Laflara bak. Yağmur başladı. Evet, kar da yağacak birazdan. Sen zorlu hava şartlarına alışmadın mı daha? Bıktım. Ben çok alıştım. Evet, terası demiri indirdik, temizledim. Şimdi boyasını açacağım. Merve alt tarafları bitirdi. Bir kendimi çeksem bir de. Ben de şimdi terasın boyasını atacağım ve bugün bitecek inşallah. Temizlenince bayağı bir beyazlı teras. Klimanın kapağı özellikle şu an çok iyi duruyor. Renk oldu araba.
acaba diye. Emre'ye yeni son anda değiştirdik diyelim. Astar komple bitti. Şimdi başka bir altın şekilli şukullu bir şeyler yapacağız. Ateş çıkaracak şimdi. Tabanca bir şey alıyorsun. Biraz pembe, biraz yeşil. Kan kırmızısı. O da değil. Bu arada içerideki arabaya yaptım seni. Çirkefin renginde oldu. Gidip çirkefi boyayalım bari ya. Asıl şov şimdi mi başlıyor? Bari gri halimin bence son kez her tarafından fotoğrafını konuşuyor. Kada gülen başladı şu an. No. Yenge değiştirdik arkadaşlar. Atıldığı anda artık final. Sabah geleceğiz. Sabah dediğim yani öğlene doğru muhtemelen uyanmış oluruz. Gelip zımpara yapacağız. Şey vardı ya böyle bir kapı açılıyordu. Ondan sonra sevdikleri biriyle kavuşuyorlardı falan. Müziği de aklımda. Çetin. Sinan Çetin. Ha, Sinan Çetin de o. Helal olsun. Kapıdan birinin çıkmasını bekliyorsun. Ay sen öyle birini bekliyormuşsun. Ha, ben gibi, evet. Daha ne olsun ben. Saat kaç? 4:30. Ne tatlı. Tam şu boş alana bir şey düşünüyoruz. Aklımızda da biri var. O dönerse şahane bir şey olacak oraya. İnşallah döner ya. Şu an iğrenç bir espri yapardım ama yapmayacağım. Dönmezse senindir. Değil mi? Dönerse senindir, dönmezse başarılı. İşte şu an tam bir disko topu eksik değil mi ya? Sanki kapıdan açılacak dumanlar insanlar inecek. Öyle bir video vardı, hatırlıyor musun? Kapılar böyle. Büyük olsun deriz. Şimdi bu astarı yani şu pembe rengi neden attığımızı anlatalım. Neden attık? Ne bileyim ya. Yok, ekstra hatalar ortaya çıksın diye attık. Bir de şey, zaten biz lila rengine boyayacağız. O yüzden alt bir zemin oluşturmak amaçlı. Bu atılıyor şu anda. Kusurları göstersin diye attık ama şu an bütün kusurları kapattık. Hiçbir şey gözükmüyor. Ve bitti. Saat 5'e yaklaştı. Ve otobüs pembe oldu arkadaşlar. Ama aklınızdaki şeyden değil yani uzaktan oldu o düşüncelerden. Pembe otobüs diye bir şey vardı ben de hatırlıyorum da. Bu otobüs senin. O değil. Niye pembe oldu ya? Vallahi çirkef de çok güzel bir karesi olacak ama sabahleyin. Evet. Biz tabii gelebilirsek sabah. Sabahtan gelemeyiz dedim de söyledim de. Kırmızı olmuş baba. Çok soğuk çünkü. Tamam o zaman işimiz bittiyse eve gidelim. Birkaç saat uyuyalım. Evet. Yarın önünde vesikalık çekelim. Ne olur. Olur tamam. Yarın zımparada görüşürüz. Astar'ın ertesi günü saat 12:30. Böyle 10:30, evet. 11 gibi uyanabildik. Daha dinamik uyandık bence. Evet, şimdi gidip zımpara yapacağız. Şaşırdınız mı? Ben hiç şaşırmıyorum artık. Günlerimiz böyle gidiyor. Karavan bittikten sonra da ben muhtemelen yine böyle bir yeri zımpara atıyorken, var bir yeri boyuyorken bulabilirsiniz. İşte. Burada bu üstümüze yapıştı ama ben kırmızı giydim yılbaşı için. Kaçırır mıyım? Asla. Orada da rujumu süreceğim. Kolay gelsin abi. Thank you.
misiniz? Arka tarafta mı dolu? Sen ön tarafa gel, bir de arka taraf varmış. Arka taraf çok iyi oldu. Tam bir yazı daha yazdım. Sürpriz! Muhteşemsiniz. Neden? The Malatyalı. Bilgi yüzümlü bir çam ağaçları. Arkayı gördün mü? Görmez olar. Küçük boylu olan ses. Ya! Yalnız bak, mutluluktan gözleri yaşarmış. Çok komik olmuş ya. Çok iyi. Arabanın üstüne bir şey çizelim derken bunu kastediyordum arkadaşlar. Ya dört çok komik olmuş. Şimdi paraya başladık. Bu biraz daha zormuş, haberin olsun. Ha? Evet. Daha ince galiba ondan. Yani şey, daha çok güç istiyor. Ama biliyorsun ki biz zor işleri seviyoruz. Hallederiz. Hallederiz. Ağzımız burnumuz. Baksana. Kırmızı olmuş. Bu zımpara bittikten sonra macun çekilecek. Hatalı noktalar belirlenecek. Sonra bir daha zımpara. Sonra artık inşallah finale doğru geliyoruz. Evet. Akşam yeni yıl, bir şey söylemek ister misin? Evet. Yeni yıl bir önceki yıldan çok daha huzurlu, mutlu, sağlıklı geçsin inşallah. Amin hepimiz için. Bir önceki yılda yaşadığımız hiçbir şeyi yaşamayalım istiyorum. Daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir dünya olmasını diliyorum. Güzel yollar görelim. İnşallah hep birlikte mutlu olabileceğimiz güzel anılar paylaşalım. İçinizden, gönlünüzden geçen dilekleriniz kabul olsun. İnşallah bu yıl gerçekleştirirsiniz. İnşallah hayalinizi kurduğunuz şeyleri bu yıl yaparsınız. Bunun için bir adım atarsınız. Biz başladık, gördüğünüz gibi izliyoruz. Sürünüyoruz gördüğünüz gibi. Biz diğer yıla hayalimizi gerçekleştirmiş olarak giriyoruz. Umarım sizin istediğiniz dilekleriniz gerçekleşir. Erken çıktık bugün, yani 7 gibi. Kompresör makinesi arızalandı biraz. Zımparaya devam edemedik, böyle deli gibi geziyoruz işte sokaklarda. Böyle gezmiyoruz tabii, geri gidiyoruz şu an. Yeni yıl yemeği yiyeceğiz bir şimdi Özgür'ün yengesinde. Yarın sabah da tekrardan devam edeceğiz zımparaya. Hadi karşıdan gelen arabayı açıkla bu halimizi. 2022'de görüşürüz. Gerçekten Özgür böyle geziyor şu an. Ha, sen gezmiyorsun. Ama sen beni zorladın şu an bu duruma. Ve şey, karşıdan acaba yürüyen ağaç gibi gözüküyor muyuzdur? Öyle gözüküyorsak çok eğlenceli bence. Hadi 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 kalkın. Hadi çabuk, 2022'ye gireceğiz. Yani boş girmek istemedik ya. Zımparayla girmek istemedik. Ne var? Gel kendimize. Ya gerçekten köyün delileri gibiyiz şu an. Bir dakika şunu saçıma sallayayım. Tam bir çam ağacı saçım var çünkü benim. Yengeme çam ağacı alamadık kendimiz. Nasıl? Sinirlenmeyeceğim. Bütün sene böyle geçer. 2022'nin ilk günü ve biz gözler kırmızı. Bir şey yapmadık vallahi billahi. Çok uyuduk. Çalışmaktan. Allah aşkına biz ne yapabiliriz ki zaten? 2022 zımpara yaparak girmediğimize dua edelim. Aynen. Kompresör bozuldu dün. O yüzden biz erken yaptık, çıktık. Bozulmasaydık bunlarda kimliği bir olmuştuk yani. Kolumuz şöyle ama böyle hep diyor. El salladığımızı düşünmeyi zımpara yapıyor olurduk. Şimdi gidiyoruz tekrardan zımpara yapmaya. Kompresör makinesi arızalıydı dünden beri. Şu an saat 2, biz erken geldik ama çalışmıyordu yine kompresör makinesi.
bekledik ve şu an çalışmaya başladı. Zımparaya devam ediyoruz. Sol kısmı bitirdik. Sağ tarafa geçeceğiz. Buraya birazdan macunlar atılacak. Sonra alt tarafa pütür gelecek. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Kim geldi? Seyif abi gelmiş ya. Biz de görüntülü konuşurken hadi gel buraya çay koyduk falan diyorduk. O da tamam geliyorum dedi. Şimdi aradı, ben iki telli sanayideyim diyor. Hadi koş gel oğlum. Bakın bakın kim geldi. Hoş geldin Seyfi abicim. Hoş bulduk. Gene çekiyorsun değil mi? İşin gücün çekiyor. Özlemişsindir Seyfi abi, 10 gündür telefon açık değil. Çok tatlı duruyorum ben sana. Star ışığı da bana vuruyor şu an, parlıyorum. Ya böyle işte Türk filmlerinde yaşlandırılamazlar ya, öylesi şu an. Ya çıktı geldi ya, Allah'ım. Arabayı kalite kontrol yapıyor şu anda Seyfi abi. Ya Seyfi abi, asla yatmadık, asla. Başarabilmiş miyiz? Boyabilse tamamen. Tek renk gri yaptık Seyf abi. Astarladık ya. Tek renk olunca o kadar tatlı oldu ki. Astarı gri mi vurdunuz? Hmm. Yamasız olunca. Lord. Gerçekten yine psikolojik baskı yapıyorsun bize. Aha kaptırdı taşı. Yürü. Aha. İndirdiniz buraya. Evet Seyfi abi, dün indirdik onu da. Gecenin 4.30'unda de teras demirini indirdik Seyfi abi. Görmen lazım ama. 4.30'da? Evet. Kim vardı burada? Tabi bu da boyanacak. Bu da boyanacak. Şimdi buradan aşağısını pütür mü yapıyorsunuz? Evet. Olur. Nasıl olacak acaba? Şeydi, sen tabi T3'ü görmemiştin Seyfi abi. T3 var. Şimdi atmanız lazım değil mi? Bu tamamen zımparalanacak, yoklama mercimi çekilecek, ondan sonra pütür atılacak. Sonra beyaz boya. Sonra üzerine bu şey, ıslak şey, zımpara. Teşekkür ederim. Bu zımpara. Sonra da şey, boya. Görüşürüz Seyfi abicim, yine gel. Hatta biz gelelim artık yanına. Evet, bence de. Çok tatlı değil miydi Seyfi abinin gelişi? Ya, yemin bir de şey diyor yukarıda, kızlarım ne yapıyor diye gelip görmek istedim. Ağlayacaktım ya. Pişan bir adam ya. Yemin ederim şu yolculuğun bize kattığı en güzel şeyler şu güzel insanlar ya. Yemin kesinlikle ederim. Kesinlikle öyle. Seyfi abi bırak geldi öz. Arka tarafı bitirmiştik. Bu tarafta bitmek üzere. Şimdi şu kardan kaldı. Kardan ördek. Çünkü iki. Kardan ördek o. 2022'ye girdik, bitti gitti artık. Bundan sonra da artık şey işte pütür, macun tekrardan. Kar pembe sana yakıştı. Biliyorsun ki bir önceki şey, yıllar önce bir arabam vardı, onu pembe yapmak istiyordum. Şimdi kendimi pembe yaptım. Ya bu esprilerin ne oldu senin ya? O zaman ne yapalım, balık videoyu bitirelim sen bu kadar eğlendiğine göre. Tamam, hoşçakalın. Yeni videoda görüşürüz. İnşallah boyanmış haliyle görüşürüz. İnşallah.